Tesadüfe bakın ki haberi yazan gazeteci burada. Tanır mısınız bilmem. Ünlü medya patronu Kemal Çetiner'in oğlu Özer Bey. Nasılsınız? Sizi fotoğraflarınızdan tanıyorum. Gelmeniz çok iyi oldu. Ben de tanışmak istiyordum. Kısmet böyleymiş. Kim bilir? Belki de seni görmeden hikayene aşık olmuştur. Aman Zeynep, bana niye aşık olsun ki? Kimmiş bunu yazan? Şu ünlü gazeteci Kemal Çetiner'in oğlu Özel Çetiner. Çok zengin biri. Aynı zamanda çok da güçlü. Bedrettin bu sefer sert bir kayaya çarptı anlayacağın. Ya Bedrettin abiden daha güçlü desene. Bundan sonra gazetende benimle ve ailemle ilgili hiçbir haber çıkmayacak. Tek bir satır bile. Neden? İkimiz de aynı savaşın içindeyiz. İstanbul'dan kalkıp buralara geldik. Benimle uğraşmaya kalkarsan ben de seninle uğraşırım. Bak açık konuşayım. Seni birkaç ay hamile gibi gösteririm. Ama kesin bir çözüm istiyorsan riskli bir yöntem var. Riskli bir yöntem mi? Ne bileyim ben onun gazeteci olduğunu. Biliyorsun ben duygusal bir adamım. Sohbet için yanıma yaklaştı, kandırdı beni. Olayları da biraz büyütmüş, abartmış tabii. Ne yapayım şimdi seni ha? Ailemin içine aldım lan seni, kız kardeşimi verdim sana. Bırak abi, o gazeteciyi ben temizleyeyim. Doğduğuna pişman edeyim onu. Sözün kısası, bugünden sonra firmamızın yeni müdürü Salih Bey'dir. Azal, sonunda gördüm seni. Uzaktan bile olsa. Ay, yapma! Siz karışmayın anne. Çekil Zehra. Bırak, hemen defolup gideceksin bu evden. Gidemem. Hemen defolup gideceksin. Ay, gidemem ben. Gideceksin. Lan öldürürüm seni. Irmalama beni. Abi. Hazal! Hazal ne olur çık artık! Bak çok yoruldum! Hadi çık ortaya! Hadi! Ne? Ne oldu efendim? Kemal Bey ne oldu? Özer. Ne olmuş Özer'e? Oğlumu vurmuşlar. Ya. Sen bağırdın. Kim? Ben bağırdım. Evet. Allah. Peki ben iyi miyim? İyi misin bakayım, iyisin iyisin. İyiyim değil mi? İyi biraz terlemişsin evet. O kadar. Terlemiş miyim? Terlemişsin. Kabus gördüm herhalde. Yat uyu hadi. Yat. Şimdi nasıl uyuyacağım ben? Gideyim de bari bir çay demleyeyim. Koy demle. Niye uydum Bedo'ya? Ne olacak şimdi? Ya hapislerde sürüneceğim ya Bedo bitirecek işimi. Salak Selman. Belki de vuramamışımdır. İnşallah ölmemiştir adam. Salih. Gazetedeki haberi okudun mu? Ne haberi? Gazeteci çocuk. Birinci sayfada. Al oku.
Yazık olmuş çocuğa. Şimdi bunu yapanı da bulamazlar. İnşallah ölmez. Adam ölmemiş lan. Çabuk buraya gel. Çabuk. Hazal, hiçbir şey yemedin. İşlem yok Zeynep. Canım istemiyor. Gazetedeki haberi gördün mü? Ne olmuş ki? Gazeteci çocuk var ya, Bedrettin'e haber yapan. Dün gece kasabada vurulmuş. Ölmüş mü? Hayır, komadaymış. Vuranlar kayıpmış. Bak, kimse de görmemiş. Kim yapmıştır sence? Bilmem. Vallahi bana sorarsan bu işin sonu kötü. Kim yaptıysa başı büyük belada. Kemal Çetinel dünyayı başlarına yıkar. Amiriniz nerede? Kemal Bey geldi. Burada. Buyurun. Amirim. Kemal Bey. Evet. Biz de sizi bekliyorduk. Ben emniyet amiri Mehmet Çelik. Oğlum nasıl? Yoğun bakım. Gece başarılı bir ameliyat geçirdi. Ayrıntıları doktorundan öğrenebilirsiniz. Böyle buyurun. Selman. Kahvaltı hazır hadi. Bu adama da ne oldu anlamıyorum. Bütün gece kabuslar gördüm. Ne oldu Selman anlat diyorum cevap da yok. Anne, Bedrettin abimin yanındaydı. Acaba kavga mı ettiler? Ya ne bileyim yavrum. Git kendisine sor. Sordum. Cevap vermiyor ki. Bak kahvaltıya bile inmiyor. Yine kahveyi açmayacakmış. Günaydın. Günaydın. Gel gelinim gel. Uyuyordun dokunmadık sana. Uyandırmadık. Zehra kalk yengenin çayını koy. Olur anne hemen. Senin iyi bir bakıma ihtiyacın var artık. İki canlısı ne de olsa. Bak Beygin kızım yanlış anlama. Ben sana inanıyorum ama. Aması ne Hacer Ana? Anladın işte. Bize yalan söylemedin. Gerçekten hamilesin değil mi? Evet. Dün doktordan rapor aldım. 2 aylık hamileyim. Ah benim güzel gelinim. Nasıl da mutlu ettin beni. Senin zaten bir torunun olacak. Ben geç kaldım Hacer Ana. Aile içinde küslük olmaz. Unut benim söylediklerimi. Acıma ver. Daha veysimin yası yüreğini yakarken... oktayımı da verdim kara topraklara. Hangi ana dayanır böyle acıya? Sen de yakında ana olacaksın. Hak verirsin bana. Aldığı kurşun yarası ağır. Omurilik zedelenmiş. Kurşun yüzünün sağ tarafını parçalamış. Göz sinirlerini etkilemiş. Bir dönem görme bozukluğu olabilir ama sonrasını bilemeyiz. Yüzündeki parçalanma daha sonra estetik ameliyatla düzelebilir. Kemal Bey yaşadığına şükredelim. Reşat, Özer'i buradan alıp götürelim hemen. Omuriliğindeki darbe nedeniyle kımıldatmasanız daha iyi olur. Reşat, helikopteri hazırlat. Kemal Bey, biliyorum acınız büyük ama söylediklerimi dinleyin lütfen. Doktorun söylediklerini duydunuz efendim. Reşat, dediğimi yap. Doktor Bey'in söylediklerini yabana atmayın Kemal Bey. Karışmayın. Reşat. Sakin olun efendim. Olmadı doktorları buraya getiririz. Lütfen beni dinleyin beyefendi. Bu hastayı hiçbir yere götüremezsiniz. Buna izin vermem. Bize güvenmiyorsanız güvendiğiniz doktorları buraya getirirsiniz. Onlar da size aynı şeyleri söyleyecektir, üzgünüm.
Oğlumu görmek istiyorum. Tabii. Ama sadece birkaç dakika. Buyurun ben sizi götüreyim. Buyurun. Burada bekle. Peki efendim. Kullanıyor musunuz? Hayır, kullanmıyorum. Anlatın Amir Bey. Özer'i kim vurmuş olabilir? Bilmiyorum. Son yazdığı haberin bir etkisi olmuş olabilir mi? Büyük bir olasılıkla. Açık konuşalım Amir Bey. Ben Kemal Bey'in sağ koluyum. Bütün işleriyle ilgilenirim. Babam gibi de severim. Şayet oğluna bir şey olmuşsa gözü hiçbir şey görmez. Kısacası bildiğiniz, gördüğünüz bir şey varsa anlatın. Gözlerini evladım, aç. Gözlerini açmazsan bu kasabayı ateşe veririm oğlum. Yeminim olsun, sana bir şey olursa kendi ellerimle yakarım bu kasabayı. Al oku, al. Ben yapsaydım bu işi. Kes Tarık. Başımızı büyük belaya soktunuz. Bana bak, bu gazeteci çocuk yoğun bakımdan çıksa sizi tanır mı ha? Sanmıyorum abi. Zorla hafızanı. Sanmıyorum falan yok. Emin ol. Eminim abi. Selman'ı bul bana hadi. Peki abi. Tarık. Silahı yok ettin değil mi? Merak etme, onu ben hallettim abi. Tamam. Selman'ı çabuk bul bana hadi. Tamam abi. Tamam oldu. İşe güce dalınca biraz ihmal ettin galiba tedavini. Şu koltuk değneğinden kurtulamadın hala. Aslında onsuz da yürüyebiliyorum artık. Ama yine de yanımda olması beni rahatlatıyor. Onu kullanmayınca düşmekten mi korkuyorsun? Sanırım öyle bir şey. Yani ona alıştım. Ben onları hiç kabullenmediğini sanıyordum. Azmine, hırsına ne oldu? Her şeyin doğru zamanda olması için sabrediyorum. İşteki başarın, çaban... Hepsi Bedrettin denen o adamdan intikam almak için değil. Neden hala sırların var Salih? Neden kendini bana anlatmıyorsun? Ben senin dostunum. Anlatılacak başka bir şey yok. Olanları anlattım. Evet, Bedrettin'den intikam alacağım. Ama önce güçlenmeliyim. Ayak bağlarımdan kurtulmalıyım. Başarılı ve güçlü olmalıyım. Bütün bunlar olduğu zaman... İşte o zaman Bedrettin'in karşısında dikilip benden çaldıklarının hesabını soracağım. Ben sana güveniyorum Salih. Sen ne kadar güçlü biri olduğunu bana çoktan kanıtladın. Ben fabrikaya gidiyorum. Üretimdeki şeflerle görüşeceğim. Dur ben de seninle geleyim. Peki. Şimdi geliyor. Ne yapacak Bedrettin Selman'ı? Bir iş var da onu yollayacak galiba. Bana bak Tarık. Bizim damat bir yaramazlık yapmadı değil mi? Yok Hacer Ana. Tarık, Bedo evden çıkma dedi bana, ne oldu? İş değişti, şimdi seni çağırıyor. Nasıl yani? Ne değişti, ne oldu ki? Şimdi bana bak, kötü bir haber mi var? Bilmiyorum, gidince öğrenirsin, hadi. İyi, ben o zaman üstüme bir şey geçireyim. Tarık, bir numara yok değil mi? Ne numarası Selman, çabuk ol. Tamam, ben hemen giyinip geliyorum. Belgin, ne işin var burada? Sen gelmeyince... Önemli işlerim var Belgin. Sen git, ben akşam eve gelirim. Biliyorum, gelirsin ama konuşmamız gerek. Peki, konuşalım. Gel içeri. Evet, seni dinliyorum. Aklında hiçbir şey kalmasın. Ne bu? Doktordan aldım.
Sana yalan söylemedim Bedo. Sevindin değil mi? Sevindim. Sevinmez olur muyum? Senelerdir bunu bekliyordum. Doğru. Yorma kendini artık. Dikkat et ha. Akşama da gelirim eve. Merak etme. Hadi gel. Ya anlatsana ne oluyor? Ben de bilmiyorum. Bedrettin abi Selman'ı getir dedi. Bir yanlış yok değil mi Tarık? Ne yanlışı? Korkma, bin şu arabaya. Al başına belayı ya. Sana bir şey yapacak değiliz. Sen git. Git kardeşim sen. Abim seninle konuşacak. Korkacak bir şey yok. Ya benim işim var ya. Selman dur dedim sana, dur. Oğlum dursana, dur diyorum sana. Oğlum niye kaçıyorsun ya? Ya ne oluyor ya? Ne oldu? Anlatsana ne oldu ya? Efendim abi. Selman'la beraberiz abi. Hemen geliyoruz abi. Hemen geliyoruz abi. Geliyoruz, geliyoruz. Tamam abi. Ya ne olmuş oğlum? Söylesene, niye çağırıyor beni ha? Gazeteci ölmemiş. Ne? Ölmemiş mi? Allah'ıma bin şükürler olsun. Niye baştan söylemiyorsun ya? Beni de Bedrettin abimi de bekletiyorsun. Hadi yürü kardeşim, hadi yürü, yürü, yürü. Allah. Yürü. Yürü lan. Buyurun. Teşekkür ederim. Başka çarem kaldım. Bir yola çıktım, dönüşü yok artık. Alo, Doktor Cemal. Ben Belgin. Sizden iki aylık hamile raporu almıştım, hatırladınız mı? Unutmadınız demek. Yarın yine geleceğim. Önerdiğiniz şu yöntem hakkında konuşmak için. Görüşürüz. Geldin Selman. Hoş bulduk abi. Gel bakalım. Şimdi benim anlatacaklarımı iyi dinle. Tamam. Bu kasabadan gidiyorsun. Nereye? Şimdilik İstanbul. Seni orada saklayacağız. Sonrasını bilmem. Ortalık yatırsın, geri dönersin. Tamam abi. Eve gidip bir toplanayım. Toparlanacak bir şey yok. Kaybolacaksın diyorum sana. Tarık adamlara teslim eder seni. Onlar da İstanbul'a götürür, saklanırsın. Ya Zehra, Zehra ne olacak? Ya anam, bir vedalaşsaydım. Olmaz. Ortalık iyice karışmadan kaybol. Yarın ne olacağını ben bile bilmiyorum. Zehra ile konuşurum. Birkaç gün sonra ananı da yanına yollarım. Sakın ola ortaya çıkma. Anladın mı beni? Tamam, anladım. İşini düzgün yapsaydın bu hale gelmezdik. Sayende kimlerle dans ediyoruz? Çocuk seni tanırsa, adını verirse ne yapacaksın ha? Abi, bir anamla vedalaşsaydım, biraz para bıraksaydım kadıncağıza. Zavallının bir dayanağı benim. Ben gidince sersefil olur, kahveyi de işletemez o. Tamam git vedalaş. Annene İstanbul'da Bedrettin'in işlerine bakacağım de. Kuşku uyandırma sakın. Tarık sana para verecek. Onu da al annene götürürsün. Tamam. Hadi iyi yolculuklar. Stoklar erimek üzere. Yeni siparişleri karşılamak için stokları arttırmamız lazım.
Siparişlerin zamanında teslimine özellikle dikkat edin. Şimdilik bu kadar. Yarın raporlar üzerine tekrar konuşuruz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Ooo müdür bey. Bir de yapamam diyordun. Sayende. Bana güven vermeseydin işim çok zor olurdu. Hırsın, azmin. Bu işin üstesinden geleceğini biliyordum Salih. Sana çok şey borçluyum. Sayende kendime güvenimi kazandım. Bana güç verdin. İçimde yaşattığım intikam duygusunu gerçekleştirme gücünü sen kazandırdın bana. Daha fazla konuşmasan iyi olur. Yoksa beni bu yaştan sonra şımartacaksın. Sen şımarmayı çoktan hak ettin Müjgan. Kim o? Benim ana. Ah, oğlum. Zehra nerede? O evde kaldı ana. Ne işin var senin bu saatte burada? Telaşlanma, yok bir şey. Nasıl yok bir şey ha? Zehra'yla mı kavga ettin? Yoksa seni evden mi kovdular? Selman anlatsana oğlum, kovdular değil mi ha? Rahat duramadın değil mi? Ne diyeyim ben sana şimdi ha? Ne diyeyim? Boyun devrilmesin Selman. Ana bir nefes al, konuşurken boğulacaksın ya. Zehra'yla kavga etmedik. Aramız gayet iyi. Ha. İyi neyse hadi geç içeri geç. Geç de içeride konuşalım hadi. Sağ ol. Aa abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Zehra seninle biraz konuşacaklarım var. Ne oldu abi? Selman'ı İstanbul'a yolladım. Nasıl? Orada işlerime bakacak güvendiğim bir adam lazımdı. Aklıma Selman geldi. Aileden dedim, ona söyledim. O da gitti. Gitti mi? Benimle vedalaşmadan mı gitti? Çok istedi ama imkanı yoktu. Acilen gitmesi lazımdı. Yani telefon bile açmadan gitti. Bavulunu bile hazırlatmadan gitti, öyle mi? Zehra, üzülme. Gitti işte. Ele mi emanet etseydim işi gücü? Hayrola oğlum? Bir iş için gönderdim anne. Merak edilecek bir şey yok. Meraklanma ana sen. Bedo sana bakar. Olmadı yanıma gelirsin. Bari ne olduğunu anlat. Neden gidiyorsun oğlum? Hangi oyunların içindesin ha? İnsan karısıyla bile vedalaşmadan gurbete çıkar mı kaçar gibi hiç? Ya ne oyunu anam? Gidiyorum işte. Karıştırma. Sana biraz para bırakayım. İhtiyacın olur. Hadi al. Hadi al, ısmarladık. Ha. Zehra'yı görürsen buraya geldiğimi söyleme. Beni görmeden gitti diye üzülür. Kadın milleti işte, bilirsin. Yüzüne baksam gidemezdim, kalırdı böyle. En iyisi bu. Oğlum, bana bak, doğruyu söyle. Anam, sen yüreğini ferah tut. Meraklanma. Yapma ana. Bir şey olursa yanıma aldırırım dedim ya sana.
Hadi Allah'a ısmarladık. Fazla yalnız bırakma. Bu dönemlerde hassas olur. Geceleri eve gel. Tamam anne. Gelmeye çalışırım. Sen göz kulak ol Belgin'e. Artık gözünün içine bakıyorum Belgin gelinin. Hadi daha sonra gelirim. Hayırlı geceler. Anne. Selman hakkında konuştun mu abimle? Neyini konuşayım kızım? İş için gönderdim dedi ya. Öyle apar topar iş olmaz. Kesin başka bir şey var. Benden saklamıyorsun değil mi? Aa, abin yanlış bir şey yapmaz. Sen merak etme. Gel, gel. Kemal Bey oldukça üzüldü. Hayat karşısında hiç bu kadar çaresiz, elim kolum bağlı kalmamıştım be Reşat. Şu anda yapılacak fazla bir şey yok Kemal Bey. Sabırlı olacağız. İsterseniz dışarı çıkıp biraz hava alalım. Özer'e bir şey olursa... Hiç olur mu efendim? Siz kendi oğlunuzu tanımıyor musunuz? İnadını bilmiyor musunuz? Pes etmez hemen benim oğlum değil mi? Savaşır. Babasının oğlu ne de olsa. Küçücük bir kurşuna yenilecek değil ya. Senin hakkında ödeyemem. Sağ ol Reşat. Özer benim de kardeşim. Elimden ne gelirse yapacağım tabii ki. Oğluma İstanbul'a dönmesini söylemiştim. Nedense bu işin peşini bırakmadı. Hiç gerek yoktu. Telefonda bile kaç kere söylemiştim. Ama inat etti. Bırak bu işin peşini oğlum dedim. Dinlemedi. Kemal Çetin Elinoğlu yukarıda yoğun bakımdaymış. Yazık vallahi. Çıkabilecek mi bakalım yoğun bakımdan? Çocuk çok genç. İnşallah çıkar. Doktor umutlu ama. Bunu oğluma kim yaptıysa yanına bırakmayacağım Reşat. Siz bunları düşünmeyin. Ben ilgileneceğim. Olayın bütün ayrıntılarını öğren Reşat. Her şeyi. Çok derin değil ama birkaç şey öğrendi. Bir taksici getirmiş. Yolda görünce durmuş. Ya. O taksiciyi bulup konuş. Başka kimse görmemiş mi? Taksici kimse yoktu demiş. Ama ben yoklayacağım. Siz merak etmeyin. Gerekirse bütün gücümü paramı harcarım Reşat. Bu iş çözülecek. Azalsın sen. Beni kurtaransın sen. Gitmen ne olur. Lütfen. Azal. Adam bu kadarına cesaret edebilir mi? Altı üstü bir otopark mafyası. Koskoca Kemal Çetinel'le uğraşabilir mi?
Bedrettin'i iyice araştırıyorum. Onun yaptığını sanmam. Deli değil ya bu adam. Eğer bunu yaptıysa Bedrettin, yani o adam kendi ipini çekti Reşat. Ben burada kalacağım. Sen de şu taksici araştır bul. Tamam, araştırırım efendim. Neden iyi göremiyorum ben? Dur oğlum. Sakın kıpırdama. Doktoru çağıracağım. Hayır. Baba. Gitme. Çok bulanık her şey. Tamam oğlum. Buradayım. Yanındayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Azal. Azal burada mı? Azal mı? Azal. Gördüm onu. Buraya geldi. Beni o kurtardı baba. Merak etme, onu bulacağım oğlum. Sen yorma kendini, bulacağım. Baba. Baba. İyi göremiyorum baba. Göreceksin oğlum, göreceksin. Sakin ol, göreceksin. Anneciğim. Bütün kıyafetlerini koydum bavula. Orada seni yalnız bırakma. Sık sık yanına gelirim. Sakın üzme kendini oralarda. Her şey yoluna girecek. Sen buraya iyileşip geleceksin. Ne olur biraz sabredelim. Zeynep, Bedrettin abim hazırlar mı diye soruyor. Tamam. Biraz sonra geliyoruz. Bu kadar üzülme. Tamam, anneden ayrılmak zor ama... O iyileşip gelecek. Onu daha fazla üzme. İyisin değil mi anne? İyisin. Hayırdır? Taksiciyi bulduk. Nerede? Dışarıda kapının önünde, arabanın içinde bekliyor. Ne söyledi? Bildiğimiz şeyleri. Gel. Siz buradan ayrılmayın. Peki efendim. Nurdan, her şey hazır değil mi? Tamam Zeynep Hanım. Sabire teyzenin ilaçları da burada Zeynep. Nurdan'a versene Hazal onları. Nurdan. Anneciğim. Sapasağlam döneceksin oğlum. Bu kartı al. En iyi doktorlar tedavi edecek seni. Bizi de arar. Zeynep. Canım. Hadi canım. Geç kalmayalım. Uçağı kaçırmayalım. Ben valizleri dışarı çıkarayım. Nurdan. Annemin yanından bir an olsun ayrılma. Her gün seni arayıp bilgi alacağım. Merak etmeyin Zeynep Hanım. Abiye de söyledim. Caddede yatıyordu. Kanlar içindeydi. Hemen hastaneye getirdim. Silah sesi falan duydun mu? Yok abi, duymadım. Ben geldiğimde kanlar içinde yatıyordu. Şimdi iyi düşün. Özer'i bulduğun yerde bir kız gördün mü? Belki tanırsın, bu kasabalı. Kim abi? Adı Hazal. Aa, rahmetli Veys'in karısı. İsmini duyarım. Uzaktan da birkaç kere görmüşlüğüm var. Ama orada yoktu. Dedim ya, oğlunuz caddede tek başına yatıyordu. Eminsin değil mi? Eminim abi. Kimse yoktu. Peki niye bu kızın adını sayıklıyor çocuk? Niye Hazal beni kurtardı diyor? Dikkat et anneme, siz hiç merak. Havalimanında bir sorun çıkarsa tamam. Beni ara. Son ana kadar da yanımda ol. Tamam abi. Hadi bakalım. Annem, iyi olup döneceksin.
Gidiş. Anneciğim. Zeynep, Zeynep sakin ol. Anne. Göreceksin, daha iyi olup dönecek. Üzülme Zeynep, her şey yoluna gelecek. Annen buraya yürüyerek gelecek, sana söz veriyorum. Hadi. Sağda dur Reşat. Aklım karıştı Reşat. Ne diyorsun? Özer doktorun söylediği gibi hayal mi görüyor, yoksa bu kız gerçek mi? Hayal gördüğü daha akla yatkın. Günlerdir bu kızı arıyordu. Etkisinde kalmış olabilir. Bir umuttur Reşat. Belki Özer'i vuranlara bu kız görmüştür dedim kendi kendime. Üzmeyin kendinizi. Oğlunuzu vuranlar kimse mutlaka bulacağız. Taksiciye ne yapalım? Adam yalan söylemiyor. Biraz para verip gönder. Hı hı. Hadi hastaneye dönelim. Atla arkadaşım. Seni de yolda bırakırız. Keşke bir telefon açsa. Öyle gidilir mi hiç? Ben ne yapacağım şimdi? Tek başıma kaldım. Ya keşke. Çok istedi ama işi acilmiş kızım. Geldi elimi öptü sonra da gitti. Ben de anlamadım ki. Sen abinle konuştun mu? Böyle yangından mal kaçırır gibi niye yollamış İstanbul'a? Konuştum ama hiçbir şey demedi. Zaten beni bu evde insan yerine koyan mı var? Ağlama kızım. Bir de siz başlamayın Zühra Hanım. Bütün gece bu kızın ağlamasını dinledim. Ağlayacak tabii. Kocası gurbete gitti. Bedom güvenmiş. İşlerinin başına yollamış. Ne var bunda? Allah utandırmasın diyeceğinize. Aa, hemen kızmayın Hacer Hanım. Biz de oğlumuzu tarladan toplamadık değil mi ya? Merak ediyoruz. Her şeyin bir yolu yordamı var. Böyle çocuğumu kaçırır gibi gönderince endişelendik tabii. Hem malum Bedrettin oğlumuzun işleri de biraz karışıktır. Yani nereye gittiğini, neden gittiğini bilsek bağrımıza taş basar oğlumuzun yolunu bekleriz değil mi ya? Telefonu da cevap vermiyor. Sesini duysam içim rahat edecek. Zehra, kalk bir çay demle bize. Benim derdim başımdan aşmış zaten. Efendim. Benim abi Oktay. Ne var gene? Ben sana aramayacaksın demedim mi? Bağırma bana. Senin karşında artık eski Oktay yok. Param nerede benim? Bari bu sefer sözünde dur. Giderken paranı verdim ya. Merak etme gene gönderirim. İyi olur. Yoksa kurduğun bütün düzeni başına yıkarım. Sakın elime düşme Oktay. Sakın. Olur abi dikkat ederim. Sen dediklerimi yap yeter. Bu sefer annemleri aramakla tehdit etmeyeceğim. Gazetelere gider... Döndürdüğün dolapları tek tek anlatırım. Farkındasındır. Bu aralar gazetelerde çok ünlüsün. Anladım. Paranı yollayacağım. Yalnız şunu bil, kızmaya başladım Oktay. Hep paradan konuşmayalım abi. Hazal'ı buldun mu? Hayır bulamadım. Hem sana ne? Hala Hazal'ın peşinde misin? Akıllanmadın mı sen ha? Eğer bulup da o kızın canını yakarsan... ...senin sonun olur abi anladın değil mi? Dünyanın parasını versen de kurtulamazsın elimden. Hayırdır Cemal Doktor? Pencerede kimi bekliyorsun böyle ha? Bir hastam gelecek onu bekliyorum. Böyle hasta beklemezdin sen. Bu kadın başka. Görsen sen de anlarsın. Acayip bir şey. Hem zengin hem de çok güzel. Kucağımıza düşmüşken. Vallahi senden korkulur ha. Şu solda dursana. Burası değil mi abla? Vazgeçtim. Beni aldığın yere bıraksana. Hadi tamam. Tamam koçum.
Annenler sağ salim varmış. Hastaneye yerleşmişler. Oh, çok şükür. Hazal, neyin var senin ha? Çok durgunsun. Yok bir şeyim abi. Biraz yorgunum da. Bedrettin, sen bu gece burada kal istiyorsan. Bu gece mi? Evde kalmam lazım. Ne zamandan beri evde kalıyorsun? Hani otelde kaldığını söylemiştin bana. Yanılıyor muyum? İşler değişti. Belgin'e yakın olmam lazım artık. Ne demek işler değişti? Hani artık Belgin'le aranızda hiçbir şey yoktu? Yalan mı söyledin? Sakin ol Zeynep. Bilmediğin durumlar var. Sana inanmakla hata etmişim. Bana söz vermiştin. Beni ve çocuğunu öldürmeye kalktı o kadın. Şimdi mi kıymete bindi? Belgin hamile Zeynep. Ne? Ne dedin sen? Sahi mi diyorsun Bedrettin abi? Belgin yengem hamile mi? Hamile. Ama sen... Beni de anla Zeynep. Bunca yıl bunun için uğraştı Belgin. Yalnız bırakamam. Ya ben ne olacağım Bedrettin? Bunu hiç düşündün mü? O senin nikahlı karın. Ben neyim, metresin mi? Hep böyle gizlenerek mi yaşayacağım? Hayır Zeynep. Bak biraz sabret. Bizim eve götüreceğim seni. Artık orada kalacaksın. İstediğin gibi. Ya Hazal? Hazal ne olacak? Hoş. Sen ona da bir çare bulmuşsundur. Hazal burada kalmaya devam edecek. Ne güzel. Bakıyorum ince ince her şeyi planlamışsın. Bir çırpıda çözdüm bütün olayları. Belgin'e selam söyle. Ne de olsa kuması sayılırım artık. İki kuma arasında küslük olmaz değil mi Bedrettin Bey? Reşat, bana bu kasabada bir ev bul. Oğlum ayağa kalkıp gözlerini açana kadar işleri buradan yöneteceğim. Yarın bulurum efendim. Sen git uyu biraz, sen bari ayakta kal. Ya siz Kemal Bey? Ben buradayım. Siz bilirsiniz. Beni düşünme, otele gitsem de dinlenemem. Peki. Yarın görüşürüz efendim. Görüşürüz. Düşünüyorum da sen ne yapacaksın ben gidersem? Ne yaparım ki? Kırıp dizimi evde otururum. Aklım sende kalacak. Benimki de sende. Bak baştan söyleyeyim. Kendine yazık edersin. O ev bir cehennem diyorum sana. Böyle gerekiyor Azal. Başka şansım yok. O cehenneme gireceğim. Sen bilirsin. Ben yatıyorum. Bütün günün yorgunluğu var üzerimde. Allah rahatlık versin. Sana da. Açıyorum. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Gel Bedom, gel, gel. Gel otur da şöyle bir konuşalım. Hayırdır anam? Sen bu ailenin direğisin de şu kız dünden beri ağlıyor. Şu işin gerçeğini bir anlat hele. Selman'ı neden yolladın İstanbul'a? Öyle gerekti ana. Söyle ağlamasın. Kocası iyi. Bir yanlışı mı oldu? Haddine mi? Ana, benim sana söyleyeceklerim var. Bir karar aldım. Sana danışmadım ama... Anlat hele oğlum. Neymiş bu kararın? Zeynep'i eve getireceğim. Burada yaşasın artık. Senin gözünün önünde. Aklım onda kalıyor. İyi düşünmüşsün oğlum. Ama Belgin'e bunu uygun bir dille anlat. Razı et. O da iki canlı artık. Kırılmasın bizi. Sen rıza ver de gerisi kolay. Anlatırım ona ben.
bir şey söyleme. Hacer Ana ile konuşmalarınızı duydum. O kadın, o kadın bu eve gelmeyecek. Anladın mı? Gelmeyecek. Gelirse öldürürüm onu. Zeynep benim çocuğumu taşıyor Belgin. Bu eve gelecek. Son sözüm bu. Özer Bey. Özer Bey. Bugün nasılsınız? Merak ettim de. Azal. Geldin mi? Burada mısın? Evet, buradayım. Gitmesen. Hep kalsan yanımda. Şimdilik buradayım. Ama sen de buraya geldiğimi kimseye söyleme. Başım belaya girer. Bu ikimizin arasında bir sır olsun. Beni sen kurtardın. Çektin. Taşıdın. O sokak aralarında bıraksaydın... orada ölürdüm. Bırak şimdi bunları. Kurtuldun ya. Günlerdir seni arıyorum. Ah... ah gözlerim yanıyor. Yoksa Azal, sanki sislerin arkasında gibisin. Ben gideyim artık. Yarın yine gelirim. Merak etme. Gitme ne olur. Elimi tut. Sakın bırakma. Hiç gücüm yok Azal. Ne olur yardım et bana. Merak etme. İyileşene kadar yanında olacağım. Şimdi gideyim, yine gelirim. Demek oğlumun söyledikleri doğruydu. Lütfen bırakın beni, gideyim. Olmaz. Hiçbir yere gidemezsin. Başımı belaya sokacaksınız. Senden öğreneceklerim var. Kafamdaki soruları yanıtlamadan hiçbir yere gitmene izin veremem. Otur şuraya. Şu gazeteci çocuğun babası canını sıktı değil mi abi? Başımıza bela olacak. Bak Tarık, sana bir şey anlatayım. Küçükken kardeşlerimle bahçede oynuyordum. Elime bir ısırgan otu battı. Benim canım yandı ya, ağlamaklıyım. Baktım babam bana doğru geliyor. Ben bekliyorum ki bana sarılacak. Kucaklayacak. Başımı okşayacak. Oysa git o otu sıkıca tut elinde dedi. Anlamadım önce ne demek istediğini. Beni itti ve devam etti. Yüreklice git ve tut o otu dedi. Ya da bahçede bir daha oynama. Hadi git sık. Bak o zaman canın bir daha acıyacak mı? Çaresiz dediğini yaptım. O zaman... yani o otu elimi kanatacak kadar sıkı tutunca anladım ki babam haklıydı.
Eğer yüreğin yoksa, canın acımasını göze alamıyorsan bahçeye adım atmayacaksın. Bak kızım, benden korkma. Sadece bildiklerini anlat yeter. Ne biliyorum ki ben? Özer'i sen buldun. Hazal, yüzüme bak. Bak içim kan ağlıyor. Benim bir oğlum var. Tek bir oğlum. Hadi anlat, neler oldu? Ben buldum. Ara bir sokakta yatıyordu. Yardım bulmak için onu caddeye kadar taşıdım. Sonra bir taksinin yaklaştığını görünce saklandım. Taksici de onu oradan alıp hastaneye getirmiş. Peki kim vurdu oğlumu? Görmedim. Görsem şu vurdu derdim. Sadece silah sesini duydum. Yalan söylüyorsun. Polis çağırmamı ister misin? Belki onlara gerçeği anlatırsın. Baba, bu kadar yeter. Seni vuranları o biliyor. Hazal, yalan söylüyorsun bize. Vuranları gördün. Baba, baba lütfen. Bırak Hazal'ı gitsin. Bu işi çözene kadar bu kızı bırakamam. O benim elimdeki tek koz. Baba, onu bırakacaksın. Ve o gidecek. Kimse ona bir şey yapmayacak. Ne sen, ne de bir başkası. Neden bu kızı korumak istiyorsun Özer, anlamıyorum. Ona farklı şeyler hissediyorum baba. Onunla yaşama daha çok bağlanıyorum. Yani baba, baba ben onu seviyorum galiba.